Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Alnımda bir sivilce çıktı, 2 gündür duruyor. Nostalji yapayım dedim. Birkaç sezon önceki formalarımızdan bir tanesini giyeyim dedim arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fenerbahçe taraftarı, bu video saat kaçta paylaşılır bilmiyorum ama 4 Eylül saat 22.10'da çekime başladım. Galatasaray Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını söylemiş. Aynı zamanda da Davinson Sanchez transferi içinde Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 9 milyon euroya anlaşmışlar. Şimdi normalde ben rakiplerin transferlerini çok fazla irdelemem. Çok fazla da umursamam. Ama bir yangın yeri ortalık. Yani her iki futbolcu için de yangın yeri. Üstelik Nevzat Dindar'mış soyadı. Ndombele'nin sakatlığı var. Transfer listesinden çıkarıldı demesine rağmen. Yani sakat olduğu için listeden çıkarılan oyuncuyu panikle tekrar listeye alıp transfer yapmak zekice iş. Hocam işte adamlar transfer yapmış ya, sen ne konuşuyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe son anda Ndombele'yi açıklasaydı ne diyecektiniz? Ulan bu kadar beklettiniz, ala ala bunu mu aldınız diyecektiniz. Yani ala ala bunu mu aldınız diyecektiniz değil mi? Harbi söylüyorum, bunu diyecektiniz. Şimdi ben oyuncunun son dönemlerde sürekli kiralık gitmesine de bir ayrı bir şaşırdım. Yani son dönemde sürekli kiralık oyuncu. Yine Galatasaray'da kiralık. Bu sene hiç forma şansı bulamamış. Davinson Sanchez Fenerbahçe alacak olsa yaşlı, hantal, 27 yaşında. Öbürü de 26 yaşında. Ya hantal, bunu mu aldınız ala ala falan filan derdiniz. Valla Fenerbahçe açısından hayırlısı olsun. Ben onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe alacak olsa bunu mu aldınız diye yangın yeriydi ortalık. Ya istenildiği zaman bitirecek bir oyuncu. Ama tartışmasız bir 6 istiyoruz. Ndombele 8. Gaziantep FK'da teknik direktör Erdal Güneş'i yollar ayrılmış. Olacağı buydu, ben dedim. Trabzonspor El İttifak'tan Berat Özdemir'i sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamış. Hatırlıyorsanız bize yazmışlardı, külliyen yalan demiştim. 33 milyon TL imza parası maaş alacakmış. Bu da onlar açısından düşündürücü bir olay. Beşiktaş Manchester United'dan Eric Bailly'nin bir yıllık anlaşma sağladı diyor. Ama çok sosyal medyada çok dalga konusu olmuş bu. Anlamadım bunu, niye dalga konusu olmuş. Tayfur Bingöl'ü getirmişler. Ya zaten geçen sezonda kadrolarında oynayan bir isim. Nicolas Pepe'yi de alıyorlarmış. Yarın da Nilo'ya alacaklarmış. Bak, Nicolas Pepe konusunda da ben size zamanında sordum, İster misiniz diye. Kronik sakat, asla böyle bir şey yapma dediniz. Yani asla ve asla şey yapmayın dediniz arkadaşlar. Siz söylediniz. Şimdi Nikola Pepe yangını falan da yapmayın bana. Ama millet alay ediyor niyeyse. Stefan Kuntz'tan Melissa Vargas açıklaması diyor. Stefan Kuntz biliyorsunuz Türk milli takımının birileri tarafından yönetilen, yönlendirilen teknik direktörü. Vargas'ın erkek kardeşi var mı diye söylemiş. Yok. Ailenin tek erkek çocuğu Vargas. Onu belirteyim de. Yani ailenin tek erkek çocuğu. Hamit Altıntop'la ilgili falan da bir şeyler söylemişler. Ben çok umursamıyorum. Yani hele hele ben size bir şey söyleyeyim. Altay Bayındır'a şu ilk oynanacak maçta kaleye aldırsa, yani buradan Kars'a kadar küfür yolu oluşur herhalde. 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumunda Ermenistan'la karşılaşacağız. Son dönemlerde yapılanları da biliyoruz. 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de Belçika'nın Genk şehrinde bulunan CGK Arena'da Japonya ile hazırlık maçı yapılacak. Şimdi bu benim için çok bir öneme sahip değil. Benim için öneme sahip olan şey şu, kusura bakmayın. Fenerbahçe Antalya Spor maçı henüz tarihi belirlenmedi. Yani 5. hafta maçı. Bir ihtimal pazar günü olacağını düşünüyorum. Çünkü 17'sinde pazar günü olursa 21'inde perşembe günü Alanya deplasmanı da 24'ü olur diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Muhtemelen de öyle olacaktır ya da 18'i pazartesi günü olacaktır. Umarım 18'i olur. Hiç alayıp sızlamayın. Salı günü ikinci maçı yaptıktan sonra millilerimiz geri dönecek. 5 tane futbolcum var. Gelir dinlenirler. Bu açıdan düşününce de gayet iyi olur arkadaşlar. Sakatlarımıza şey yaparım. Ya Zayt bu arada sakatlığı nedeniyle milli takım şeyinden çıkarılmış. 2 haftalık bir ara var. Ona yarar. Emre Mor tamamen toparlanır.
Ona yarar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe aradığı ismi Mısır'da buldu. Malili oyuncu Ali Odiengi gündemini aldı. Bir dakika, bu Diengi hatırlıyorum ben. Mısır Premier Lig ekibinden Al Ahli'de forma giyen 25 yaşındaki Ali Odiengi. Arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla bu arkadaş bize önerildi. Yani bu arkadaş bize önerildi. Yani biz gündemimize almadık bu arkadaşı. Menajerler vasıtasıyla bize önerdiler. Daha önce de önerildi bu arkadaş bize. Bilginiz olsun. Şimdi oyuncunun da aslına bakarsanız Transfermarkt'ı iyi. 25 yaşında. Ön libero. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Malili 30 maça çıkmış. 2 golü var. Yani Malili Fenerbahçe'de %67 yazmışlar. 1,10 milyon euroya almışlar. Bayağı bayağı oynamış etmiş ama yani Mısır Premier Ligi'nde falan kimseyi küçük görmüyorum, yanlış anlaşılmasın ama. Şimdi az önce ne dedim? Endombele'yi Fenerbahçe alsa ala ala bunu mu aldınız derdiniz dedim. Şimdi aynısını da bunun için diyorum. Ala ala bunu mu aldınız derler. O yüzden geçiniz 3-4 milyon euro bonservis beklentisi. Maaş beklentisi 1 milyon euroymuş. Geçen sene 50 maça çıkmış. 2 gol 2 asist. Geçiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'de 6 numaraya 5 aday var. Aslında 5 aday yok. Şimdi Guido Rodriguez 1, Fabrizio Diaz 2, Pierre-Emile Højbjerg. Sadece Højbjerg diyelim. Tanguy Ndombele varmış. Alexander Çernikov varmış. Bak, bu Hürriyet'in haberi arkadaşlar. Ne kadar Fenerbahçe'ye hakim olduklarını bilin. Bir kere Alexander Çernikov hakkında net, kesin bir bilgi vereyim. Bize önerildi. Ancak İsmail Kartal kesinlikle beğenmedi. Bilginiz olsun. Guido Rodriguez, Fabrizio Diaz. Fabrizio Diaz da teklif sunduk. Doğru. Ama now dediler. Yani sizin beklediğinizden, yani size kalsa çöplersiniz oyuncuyu ama yani hayvan gibi bir para şey yaptılar. O yüzden geçiniz. Guido Rodriguez 12 verin alın diyorlar ama biz başkasına uğraşıyoruz. Højbjerg, ben bu arkadaşın geleceğine inanmıyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer Højbjerg gelirse, Fenerbahçe bu transferi becerirse, rakiplerin hepsi, yani yapılan transferlerin hepsini çöpe atarsın. Hiçbirini konuşmazsın. Şimdi Rodriguez diyor. İlk sırasında Guido Rodriguez. Betis'te bir yılı kaldı. İspanyol kulübü 15 milyon euro istiyor. Az önce bak unuttum ben mesela. Galatasaray'ın aldığı oyunculardan Davinson'un bir yıl sözleşme bitimine kalmış. 9-10 milyon euro verildiyse. Bak, salaklık. Niye salaklık biliyor musun? Kıskandığımdan, haset ettiğimden demiyorum. Ya senin elinde Nelson var. Büyük para bekliyorsun. Abdülkerim var. Türk, mecburen oynatıyorsun. Yani mantık olarak ya Nelson'u satacaksın ki Avrupa'da dönem bitti. Arabistan'a bu oyuncunun gideceğini zannetmiyorum. Hani Avrupa'da dönem bitti derken birkaç tane ülkeninki var. En son Sevilla sadece kiralayalım dedi. Hani bonservisiyle değil, sadece kiralayalım dedi. Bu dururken bunu alıyorsan bence salaklık. Yanlış anlamayın. Aynısı Fenerbahçe için de geçerli. Yapsaydı aynısını derdim. Öbürü de zaten 8 numara klasik. Oliveira'dan çıkamazsan, Mijitsö'den çıkamazsan 500 tane yabancın olacak. Yani bedavadan para vereceksin ya da bir şeyler olacak. Neyse, o beni alakadar etmez. Ben sadece bunu belirteyim istedim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe isterse Real Betis teknik direktörü yani oyuncunun satışına karşı çıkmış. 12'ye normalde menajeri getirebilirim dedi ama bu arkadaşı getiremezdik. Fabrizio Diaz'a 7 milyon euro demiş. Sonraki satışlarında %20 pay teklif etmişiz ama yani 8,5 ve üstü bir para istiyorlar. Emile Højbjerg, Ndombele diyor. Şimdi o Højbjerg arkadaşı ben mi yanlış biliyorum? Yani benim bildiğim arkadaş mı başka? Burada bahsedilen mi? Tottenham'ın 45 milyon euro transfer market değerine sahip Danimarkalı oyuncusu. Danimarka milli takımına 65 kez forma giymiş, 5 golü var. Tottenham'ın bu sezon sahaya çıktığı 4 maçta 156 dakika forma şansı bulmuş. Premier Lig'de 66 dakika, yani biraz kısır bir forma şansı. Southampton'dan zamanında 16,6'ya alınmış. Tottenham'ın şeyi var. Şimdi şunu söyleyeyim. Oldu ya. Oldu, becerdik diyelim. Galatasaray Ndombele aldı. Fenerbahçe Özbek aldı. Hangisi daha çok konuşulur? Orada benim bildiğim hani Özbek de 8 numara. Yani
6 değil. O yüzden imkanı olsa bile ben alacağımızı zannetmiyorum. Yani imkanımız olsa bile alabileceğimizi zannetmiyorum. Bir de adamlara bakın ya, mesela 40-45 milyon eurosu falan hiç önemli değil adamlar için. Adamlar için önemli olanı ne yaptı? Hani neyi becerdi? Bu arada Ivan Perisic falan adamlarda mesela 34 yaşında. Lan bu Perisic Hajduk Split'e gitmiyor muydu ya? Ha, bu Inter'den gelen, pardon, bu başka. Benim dediğim başka çok. Neyse. Crespo artı 6 milyon euro. Fenerbahçe Krasnodar'ın Rus ön librosu Çernikov için Miguel Crespo artı 6 milyon euro demiş. Arkadaşlar yok, İsmail Kartal bunu beğenmedi. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye sürpriz öneri Diego Demme. Napoli'nin Alman orta saha oyuncusu Diego Demme Fenerbahçe'ye önerildi. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar, bak. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Kimseyi yalancılıkla, doğruculukla suçlamak ya da ödüllendirmek istemiyorum ama günde 50 tane futbolcu öneriliyor zaten Fenerbahçe'ye belki. Ya 1.70 boyunda 3 milyon euro transfer market değeri var. Yanlış anlamayın. Taraftar der ki küfür mü ediyorsunuz bize der. Alma imkanı varsa bile yani hiç kimseyi almaz, en azından bu şey yapılır. Bunu da geçtim. Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması. Aslına bakarsanız bu beni üzdü. Çünkü Jorginho'nun menajeri Fenerbahçe'ye transfer haberlerinin çıkması üzerine açıklama yapmış. Nereye açıklama yapmış bilmiyorum ama Jorginho Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak demiş. Sözleşmesi 2024 yazında bitiyor. 2024 yazında bitiyor sözleşmesi. Ya geçiniz. Olmadı. Nasip diyelim. Ve Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu. Arkadaşlar size daha önce de dediğim gibi Santos'a gitmiş. Fenerbahçe ile adı anıldı. İstanbul'a getirildi. Ve Glasgow Rangers'a sözleşmesi bitti. Kimseyle anlaşamadı. 27 yaşındaki oyuncu Santos'ta 2 yıllık sözleşme imzaladı. 45 maça çıkmış geçen sezon. 12 gol 6 asist. Şimdi oyuncuyu övebilirsiniz. Nasıl olsa bize gelmedi ya. Bunu bile alamadınız diye dalga geçebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlarımızın gerçekten mezhebi bozuk. Mezhebi mi bozuk? Yok, mezhebi bozuk başka bir şey oluyordu ya. Ne derler ona? Dur. Mayası bozuk desem o daha ağır oluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımızın niyeti bozuk. Ha öyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Ulan şöyle dedi böyle. Niyeti bozuk bazı arkadaşlarımızın. Yani konuştuklarıyla söyledikleri ve düşündükleri çok farklı. Çok bozuk. Bak dediğim gibi şimdi bak, Hojbjerg Galatasaray alsa ulan adamlar kimi aldı, şöyle yaptı biraz. Fenerbahçe alsa ya hocam Tottenham gönderdiğine göre bir sıkıntı vardır. Biz bunu niye aldık? Bakalım. İçimden bir ses diyor ki kötü çıkacak. Bir de bu var. İçimden bir sesçiler var. Ondan sonra da yorumlara diyorlar ki vallahi ben içimden bir ses kötü diyordum falan değil mi? Ya öyle diyordum ama şimdi iyi çıktı. Mesela Guido Rodriguez Fenerbahçe alsa diyecekler ki ulan niye kimsenin almadığını biz aldık. Jorginho bugün gelse ulan o zaman menajeri niye böyle açıklama yaptı? Bizi niye alçalttı. Bizi niye yerin dibine soktu olacak. Yani ben 23'e planlamayı düşünüyorum bu videoyu ama 23-30'da falan anca olacak herhalde, yüklenecek. Ben şunu söyleyeyim. 6 numara transferi yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama bana soracak olursanız bu transfer yetişmeyecek. Yani yetişmeyecek. Ve bu transfer yetişmedikten sonra bu transfer yetişmedikten sonra, anlatabiliyor muyum? Büyük ihtimalle de ne olacak? Diyecekler ki fırsat transferi, bekleyelim. Şöyle böyle falan. Yani 15 Eylül'e kadar da beklersek de şaşırmayın. Şok da olmayın arkadaşlar. Bana soracak olursanız benim kişisel kanaatim, kişisel fikrim, bugün olmayacak bu transfer. 15 Eylül'e kadar sarkacak. Hocam senin de işine gelir ha, ne güzel millet videolarını izler falan. Valla ben 15 Eylül'de transfer sarkacak diye videolarını izleneceğini çok şey yapmıyorum ama burada kemik bir kitle oluşturduk. Sağ olsunlar, videoyu izliyorlar, açıyorlar, beğeniyorlar. Sonuna kadar da izliyorlar. Öyle olunca da YouTube öneri olarak millete sunuyor. Onlar da geliyor. 39.600 olduk. Ricamı tekrar ediyorum. Mahallenin kasabı, bakkalı, manavı. En yakın en uzak arkadaşlarınız. Ne kadar Fenerbahçeli varsa kanala davet edin. Deyin ki ya biz bir kanala aboneyiz. Kanal çok güzel ilerliyor. Büyüyoruz. Gel sen de katıl, sonra yarın bir gün dersin ki bak işte o kanal zamanında ben şu zamanda katılıydım dersin deyin. İnanın böyle yaptıkça biz daha büyüyoruz. Hepinizden rica ediyorum. Fenerbahçeliyseniz azıcık da hatırım varsa
Birazcık da Fenerbahçe sevginiz varsa tanıdığınız kişileri ya çağır. Ben yolda gördüğüm Fenerbahçelileri bile kanala davet ediyorum. Dişçiye gidiyorum, diş çekimine. Oradaki doktora bile diyorum ki ya benim kanal var, abone olur musun? Gerçekten diyorum. Böyle böyle büyüyeceğiz abi. Yapacak başka bir şey yok. Ve ben çok mutlu oluyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.